Sinefil kafasından herkese merhaba. Bugün Deadpool 2 ile sizlerle olacağız. İlk filmi sevmiş miydin? Çok sevmiştim. Ben de çok sevmiştim. Bu filmden de yani iyi espriler dışında ben çok aşırı beklentiye girmedim açıkçası. Tek buradan beklentinin eğlence oluyor aslında. Bu süper kahraman filmlerinde hani değişiyor işte görsel efektler, onlar bunlar, hı-hı, bir sürü şey de Deadpool'da komedi arıyorsun aslında bence. Evet, iyi espriler, iyi sahneler vesaire arıyorsun. O zaman bir görüntülere bakalım mı? Bakalım, sonra başlayalım. İlk filmi Tim Miller yönetmişti. Hı hı. Bu filmde yönetmen değişikliğine gidilmiş. John Wick'in yönetmenlerinden bir tanesi. David Leitch. Aynı zamanda Atomic Blonde'ın yönetmeni. Evet. Atomic Blonde'ın yönetmeni olduğunu aslında belli etmiş filmdeki aksiyon koreografilerinde sanki. Evet, evet. Açılışta böyle bayağı bir coşturmuş gibi. Hollywood'un sevdiği yönetmenler bunlar. Çünkü genelde evet, işte belli bir seriyi devam ettirebilecek niteliklere sahip. Ama kendinden çok da aşırı bir şey katmayan yönetmenlerden birisi bence. Aksiyon yönetmenleri genelde öyle oluyor. Şimdi Christopher Nolan'ları falan katmazsan evet, tabii. İnşallah ileride iyi aksiyonlar çeker diyebiliyorum bu yönetmenler için. Hani basit bir muhabbet mi yapacağız bilmiyorum. Güldüm gülmedi mi geçebilecek miyiz? Bakalım ne diyeceğiz. Şey yapalım o zaman. Bu filmde mesela ek karakterler eklenmiş. İlk önce onunla başlayalım. Filmde Josh Brolin var. Kötü adam olarak. Sever. Yani hem Avengers'tan sonra. Evet. Yine bir Marvel filminde tekrardan çıkmış ortaya. Evet. Zaten filmde de aslında Avengers'a falan göndermeler var. O kadar fazla şey gönderme var ki yani bazı yerlerde yine. Evet, Avengers'tan, Logan'lar, ne bileyim Say Anything bile var filmde. Bir sürü fazla, çok fazla gönderme var filme. Zaten esprileri aslında sinemaya hakimseniz yakalayabiliyorsunuz. Bazı şeyleri kaçırabilirsiniz o açıdan. Onun dışında yan karakterler var. Ne var? Japon bir karakter girmiş. Bu şeydeki çocuk var. Hunt for the Wilder People. Wilder People'daki. Taika Waititi bilenler evet. Hatta o filmden sonra direkt böyle bir filmde ve rolü çok fazla filmde. Evet, bir şey Dennis'ındı çocuğun adı. Şu evet, an aklımda değil. Onun dışında Juggernaut filme girmiş. Juggernaut bayağı var karakter. Onda şey oynuyor. Bill Skarsgård oynuyor. Hani şu It filmindeki palyaçomuz. Esasında bu Deadpool'u Deadpool yapan hani birincisi aykırı mizahı, ikincisi de o kanlı sahneleri. Bunda bolca mevcut. Evet, hatta Logan'a falan atıfta bulunuyor. Ya en güzel özelliği zaten karakterin hani kendisiyle hem Deadpool'un Deadpool karakteriyle hem Ryan Reynolds'ın gerçek kimliğiyle defalarca bunun üzerinden çok aslında bunu da yapmazlar denilecek bir sürü şakaları yapabilmesi yani. Evet, o açıdan tam bir şenlik film. İlk filmle kıyaslarsak ben açıkçası bu filmi de neredeyse aynı tonlarda buldum. Çok aşırı fark bulmadım ama ya ilk filmde aslında bilmiyorduk biraz. Nasıl bir film çıkacağını bilmiyorduk. O yüzden daha şaşırtıcıydı film. Bu film mesela nasıl bir film çıkacağını bildiğimiz için o kadar şaşırtmadı beni yani. Sırf eğlence tufanı gibi oldu. Ben ilk filmin altında buldum açıkçası. Ya, o açıdan ben de o işte ona bağladım ama. Bir tık altı, bir buçuk tık altı bile olabilir. Yani ilk filmde evet, süper kahraman filmleri içinde böyle çılgın bir şey beklemiyordum belki ben de. O yüzden bunda artık sürekli saniye başında hep filmlere gönderme olunca, hı hı, tamam hoş, hoşumuza gidiyor, güzel ama bir noktadan sonra burada artık çok böyle doz aşımı olduğu gibi geldi. Her sahnede bir espri yapma ihtiyacı hissediyor, her sahnede bir şeyleri bozayım, bir şeyleri yapayım. Biraz Türk komedileri gibi oluyor aslında. Sürekli bir espri yapma şeyi falan her ve sahnede. Bunda şey de aslında hani çok gülünen açılışı ve kapanış sinirini geçerek söylüyorum. Ortalarında yani insanların gülmediği sahne de çok vardı. Evet. Esprilere. Ama mesela şey bile komikti aslında. James Bond jeneriği yapmışlar filmi. Jenerik gerçekten görmeniz gerekiyor. Yani çok fazla referans var. Çok evet, fazla mizah var. Kimileri çok iyi. Gerçekten böyle, hı hı, kahkahadan kalp krizi ama kimine de gözlemlediğim yerler oldu bu sefer. Ya şöyle diyeyim, ben mesela film en sonunda finali dışında mesela o final olmasa, finali çok iyi bir finali var filmin. O final olmasaydı büyük ihtimal filme daha düşük notlar verilebilirdi ama o final bayağı yükseltiyor filmi. Şunu söyleyebilirim. Avengers Infinity War'un en güçlü yanılarından biri herhalde Thanos'tu. Josh Brolin'in şeydi. Burada Josh Brolin bence biraz zayıf halka.
Sen öyle düşünüyor musun? Öyle canım. Josh Brolin birazcık yan karakter böyle. Zaten yani geçmişte... Cable olarak fragmanlarda bu posterlerini hatırlıyorum, görüntüsünü hatırlıyorum da karakteri bilemedim yani. Ya bu arka planı biraz şey işte, derin çizilmemiş yani, çok basit bir şekilde geçilmiş. Bir de filmi ben çok fazla Looper'a benzettim ya. Böyle bir muhabbet döndü sanki, evet. Değil mi basın çıkışında, evet. Looper'a biraz benziyor işte. Looper'ın son final bölümü, hikayesi vesaire. Sanki Looper'ın senaryosunu alıp Deadpool esprileriyle süsleyip aksiyon sahneleri falan bezemişler gibi. Ha, spoiler vermeden bir artık bu süper kahraman filmlerinde mi oluyor? Sürekli bir zaman yolculuğu muhabbeti, zamana gir alma, bu Doctor Strange filmlerinden beri. Ya şimdi Marvel'ın böyle yani... bir sıkıntısı var bence. Sürekli karakterlerini işte hayatta tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar falan böyle. Morena Baccarin'in rolü bu sefer ilk filmi oranla çok az. Evet, çok o az. Da senaryoyla kaynaklı bir durum aslında ama. Bir de filmde şey var böyle, hani X-Men karakterleri var ya. Hı hı. X-Men karakterlerini çok fazla Deadpool birazcık cinsiyetçilik üzerinden, ne bileyim, farklı şeyler üzerinden eleştiriyor aslında. Zaten filmde bir sürü eleştiri var. İnsanları yerin dibine sokuyorlar. Bir de Vanisher olayı var filmde. Çok bomba bir olay. Yani Vanisher diye bir espri var. O espriyi dikkatlice izleyin sadece. Başka bir şey diyemiyorum. Yani ben belki Deadpool filmine yakıştıramadım. Bazı yerlerde böyle tamam sonradan yine komediye bağlıyor da, bazı yerlerde böyle çok mu duygusal sahneler vardı? Hem Morena Baccarin olan ilişki. Zaten Josh Brolin'den bile duygusallık çıkardığı yerler vardı yani. Bana böyle bir garip geldi de. Hatta bu sondaki hani iyi övdüğüm finalden önceki bölüm. O bölüm de çok böyle ağlak bir dram yaratmaya çalışmışlar da ama olmamış bir türlü. Zaten bir nevi onunla da dalga geçiyor daha sonra. O kısımlar falan biraz fazla uzamış. Mesela ilk film kaç dakikaydı? 104 müydü? Öyle bir şeydi. Evet, bu da bir 15 dakika falan fazla i̇şte, olsa gerek. Fazlalaştırmışlar aslında. O 15 dakikayı fazlalaştırmasalar daha fit bir film olacaktı belki. Çünkü şey, bu ağlak sahneleri çok fazla uzatmışlar. Ya Deadpool'un kendini özgürlüğünden dolayı film tabii ki her türlü izleniyor. Her türlü atılacağı yerde kahkahası da atılıyor ama bir film olarak yine bütün olarak baktığımda, ilk Deadpool filmiyle de kıyasladığımda bu hem mizah bakımından hem kurgu akışı bakımından daha altta geldi bana ama yine de film özelinde kötü bir film diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani her zaman bir alıcısı var. Gişede de yine izleyeni beğeneni sonra esprilerini kelime kelime yapanlar çok olacaktır. Öyle olacaktır. Zaten yani bu filmi birazcık şey gibi böyle eğlence paketi gibi sunuyorlar. Sırf hedefimiz eğlenmek yani. Yok filmde şu varmış bilmem ne yok. Eğlendiriyorsa film olmuş demektir biraz. Biraz bana böyle geliyor. Çünkü diğer Marvel'larda mesela durum farklı. Çıkışta galiba şey konuşmuştuk seninle, hani bir muhabbet vardı işte Deadpool Avengers'a katılsın katılsın diye. Ben bu filmi de gördükten sonra artık Deadpool'un ne işi var Avengers'ta diyorum yani, bu kadar. Ya zaten çok fazla sulu şey katar, böyle özellik katar. Filmde çok fazla spoiler verecek nokta var. O yüzden bunları vermeden konuşması biraz zor oluyor. Avengers'a özel bir spoilerli yapmıştık da bu şimdilik spoilersiz olsun. Evet, olsun. Deadpool, gidin, görün, izleyin, eğlenin. Kendinize gelin. Keyiflenin. Kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.